Manşete hoş geldiniz. İç açıcı bir görüntüyle başlayayım istedim bugün. Iskalıyoruz, ıskalıyorum da. Yani çok güzel bazen haberler, kupürler seçiyorum. Fakat süreyi açtığımı düşünüyorum. 20-22 dakikayı geçince eriyorum onları. Bazen başta vermek lazım. Başta verince kaçamıyorsun. Bu fotoğraf Eurostar. Eurostar hızlı tren organizasyonu Avrupa'da. İngiltere'de yani Londra'dan Paris'e iki saatte gidebiliyorsunuz. Londra'dan Brüksel'e iki saatte gidebiliyorsunuz. Ama yani Fransa'da, Belçika'da farklı ülkelerde de farklı operasyonları var. Saatte 300 kilometre sürate kadar çıkıyor. Ve son derece konforlu o hızı hissetmeden bir seyahat yapıyorsunuz. Bir de ayrıca şöyle bir özelliği var. Bütün dünyada olduğu gibi daha doğrusu batı ülkelerinde olduğu gibi tren garları şehrin merkezinde böyle aynı adetahani böyle pergel koyun o derece merkezinde sıfır noktasında ve bir e, trengarından bir diğer trengarına, gittiğinizde yolculuk yaptığınızda şehrin merkezinden diğer şehrin merkezine yolculuk yapıyorsunuz yani transfer aktarma falan gibi işlerle uğra uğraşmıyorsunuz Londra merkezden bindiğinizde Paris merkezde iniyorsunuz Paris merkezden bindiğinizde gene yürüme Londra merkezde iniyorsunuz ve işlerinizi yürüme mesafesinde halledebiliyorsunuz Şimdi e, Eurostar e, Brüksel'den e, Belçika'dan e, Alple're bir sefer başlatmış. Onun anonsunu yaptılar. Heyecan verici. Elbette imkanı olan ve bunu kullanacaklar için. Ayrıca hızlı tren bu. Saatte 300 kilometreye çıkıyor. Haliyle Türkiye'de hızlı tren olmadığını anlamışsınızdır değil mi? En son işte Ulaştırma Bakanı'nın herzeleri falan girmeyeceğim. Yok Türkiye'de hızlı tren. Buna uygun bir altyapı da yok. Üst yapı da yok. Ve e, yutturuyorlar. Zaten hızlı da demiyorlar. Hızlandırılmış, yüksek hızlı falan. Tamamen kelime oyunu. Çünkü hızlı trenin bir standardı var. kuraklık alarmı verildi. Amazon'da özellikle ve bütün dünyada da 2024'ün ortalamanın üstünde bir sıcaklıkla ve yağışsız geçeceği tahmini var. Ve kuraklık uyarısı hemen her yerde. 2024 yarın değil öbür gün kapıyı çalıyor. Bu konuya da hazırlıklı olmak icap ediyor. Evet, mesele küresel ısınma değil artık. İklim, iklim değişikliği. Tek başına bu ısınma, tek başına soğuma, tek başına bir takım iklim hareketlilikleriyle falan izah edilen bir konu değil. iklim değişikliği ve son yıllarda bunu sıklıkla tecrübe ediyoruz. 2024 için şimdiden beklenenden daha kurak geçeceği haberleri veriliyor. Bakalım iş nereye gidecek. O arada İzlanda'da yanardağ patladı. Son derece enteresan bir görsel şölen. Görsel şölen diyorum diyebilirsiniz ki işin felaket boyutu da var. Fakat haftalar öncesinden hareketliliği e, takip eden ve süzen... E, tespit eden sensörler bir takım kentlerin, kasabaların neyse boşaltılmasını sağladı. Hükümet önlemler aldı haftalar öncesinden. Uyarılar yaptı. Haliyle şu anda da o tedbirler çerçevesinde bu doğa olayı takip edilmeye, takip ediliyor bu çerçevede. Bir yanar yanardağın patlaması e, heyecan vericidir ama elbette insana insanlığa da tesirleri var. 2010 yılıydı galiba. İzlanda'da son yanardağ patladığında e, gökyüzündeki e, artık yanardağın yanardağdan çıkan gazlar öyle bir alana etki ediyor ki uçuşları falan etkilemişti ve iptal edilmek zorunda kalmıştı çok geniş bir sahada tesiri olmuştu böyle sonuçları da var yani sadece yanardağın patladığı bölgeyi değil Avrupa Amerika uçuşlarını falan etkileyecek bir noktaya ulaşabiliyor bulabilirseniz takip edebilirseniz görüntüleri takip edin şu ana kadar herhangi bir biçimde elbette bir buçuk milyar euroluk bir zarardan bahsediliyor ama bir can kaybı olduğuna dair bir veri yok Hadiseleri, doğa olaylarını önceden e, hissedip, e, haberini alıp veya ne bileyim işte radarlara yansıyan sinyalleri takip edip bu konuda en azından bölge insansız, insansızlaştırılabiliyor. Ama malları, mülkleri taşıyamıyorsunuz. E, elbette bir fiziki zararı oluyor. Şimdi dönelim Kısır Türkiye siyasi gelişmelerine. Ben kim ne dedi, niye dedi, e, işte efendim ne söyledi, e, o şimdi nereye gidecek kriz falan gibi yaklaşımla ele almıyorum meseleleri. Siz de biliyorsunuz. Şimdi ben Alakşener konuşuluyor iç siyasette gene. Partimize kurumsal bir operasyon var. Ben idmanlıyım buyursunlar diye çıktı. Ama yani seçime her yerde tek başımıza giriyoruz diyen Akşener'e kim niye savaş ki? Siz iktidar olsanız Akşener'e savaş açar mıydınız? Siz iktidar olsanız İyi Parti'ye savaş açar mıydınız? Siz iktidar olsaydınız İyi Parti'deki gelişmeler, Akşener'in siyaset, siyaset tarzı, üslubu, aldığı kararlar falan sizi rahatsız eder miydi? Niye bir de üstüne operasyon atacaksınız ki? Niye bir de, bir de üstüne operasyon yapacaksınız ki? Ya da Akşener'le veya siyasi hareketiyle buluşmak, Akşener'le veya siyasi hareketiyle işbirliği yapmak isteyen biri neden alttan onun e, ne bileyim oysun, ne bileyim e, bir takım e, operasyonlar çeksin, yani niye alttan alta iyi Parti'yi karıştırmak istesin? Sadece bu değil. Ee, Ekrem İmamoğlu'na dönük lafları da var. İşte ben diyor Ekrem İmamoğlu'na gittim Saraçoğlu'nda ama diyor haksızlığa uğradığında Erdoğan'a da gitmiştim. Erdoğan'ın da yanındaydım. Şimdi onu şeye indirgedi. Meral Akşener. Yani ben sen haksızlığa uğradığın için sana destek ziyaretinde bulundum. Geçmişte Erdoğan'a da yapmıştım. Sen bunu aldın başka bir yere çektin veya bunu başka türlü anlama. Hatta şey diyor, yani e, İmamoğlu bunu anlayacak diyor. Bunu İmamoğlu da öğrenecek diyor. Benzer bir şekilde üstü kapalı Mansur Yavaş'a da mesaj var. İmamoğlu da gene, yani CHP gerçekten Ekrem İmamoğlu olsun, Özgür Özel olsun, alttan alma tavırlarını sürdürüyorlar. Açıktan bir polemiğe girmiyorlar. Yani bunu İmamoğlu oldu öğrenecek diyen Akşener'e gene kendi üslubu içerisinde cevap vermiş ee, Ekrem İmamoğlu. Elimizi içseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz demiş. Yani daha nelesin. Fakat bu gidişle İmamoğlu'na siyasi yasağı da lüzum kalmayacak. Eğer İmamoğlu bir muhalefet bloğunun adayı olarak ortaya çıksaydı mahkemeler çalışıp kararları hızlandırabilir, onu siyasetten men edebilirdi. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını engelleme yönünde mahkemelerden karar çıkartılabilirdi. Ama şimdi buna da gerek kalmadı. Eğer bir ittifak olmadan seçime gidilecekse... Ekrem İmamoğlu sandıkta mağlup edilebilir ki iktidar açısından Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak prangası takmaktansa Ekrem İmamoğlu'nu sandıkta mağlup, mağlup etmek daha ehvendir. İktidar ne yapsın ki? Yani iktidar niçin artık mahkemeler harekete geçirsin ki? Ayrıca bir takım sorular. Siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Ben 6 tane çıkardım. Çok uza, çok uzağa gitmeden partimize operasyon çekiliyor diyen Akşener'e soralım. En başta şunu söyleyeyim. Operasyon çekiliyor, dış güçler falan dediğinizde benim genel tavrım şudur. Operasyon çektirmeyeceksin. Dış güçler dediğinde de sen de bir güç olacaksın. Dış güçler sana söylediğini yaptıramayacak, seni karıştıramayacak. Çok nettir yani. Şimdi bu bu. Ama onun için altı öyle yazdım. Dış güçler out, operasyon in. 3 Mart'ta masayı devirip çıkmak operasyon değilse nedir? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ortada gün gibi dururken iki belediye başkanının ismini önermek operasyon değilse nedir? Meral Akşener'e soruyorum. Masaya tekrar dönmek kontrol operasyon mudur? Yani operasyonu mu bozdun? Partiden hemen her hafta kopanlar birer operasyon çocuğu mudur? Affedersiniz. Literatüre Süleyman Soylu'yla falan girdiği için söyledim böyle. İyi Parti bu gidişle seçimde bir varlık gösteremezse operasyonel bir iş mi yapmış olacaktır? Değilse operasyonlarımı püskürtmüş olacaktır. 81 ilayetin hiçbirinde favori değil İyi Parti. Tek başına kazanamıyor yani. Dün Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak önerirken, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bile düşünmemek nedir? Daha da çeşitlendirebilirsiniz, bu kadarı kafi. Şimdi e, Özlem Zengin olayı var, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle grubu şey yapmış, el hareketleriyle kendince hadi çıkıyoruz demiş. İşte çoban mıdır bu, e, grupta sürü müdür falan yorumları var. Orada değilim. Grup başkan vekili elbette grubunun başındadır ve onun hareketiyle grup hareket eder. Türkiye'deki siyasi gelenek böyle. O el kaldırınca kaldırır, indirince indirir filan. Fakat burada Özlem Zengin e, iki, şey şeye dikkat çekeceğim. Bir, ya birkaç gün orada o, önce orada insan öldü. Bir insan öldü, düşerek öldü. Ruhunu teslim etti. Ya üç gün sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorsunuz. Yani hiç mi vicdanınız yok, hiç mi sırtınızda tek omurga yok. Yani anla anlamlandırabilmek mümkün değil. Benim önümde böyle bir şey olacak günlerce kendime gelemem. Oraya gittiğimde de bu hissedilir. Epey bir süre hareketlerime dikkat ederim veya artık geriye çekerim kendimi filan. İnsan değiller. Başka bir şey mutasyona uğramış bir durum var söz konusu olan burada. Bir bu. İki, psikolojisi bozuk, dağılmış bir örnekle karşı karşıyayız. İlki Meral Akşener, biraz evvel anlattım. Bu iki kadının da dinlendirilmesi gerekiyor. Bu iki siyasetçinin dinlendirilmesi gerekiyor. Bu iki figürün dinlendirilmesi gerekiyor. Saçmalıyorlar çünkü. Ve Özlem Zengin orada esasen bu psikolojinin bir sonucu olarak orada kendinden geçiyor. Üç gün orada, önce orada hayatını kaybetmiş biri orada dururken hala kanı yerdeyken Orada hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar kaldıkları yerden. Kürsü basıyorlar, eylem yapıyorlar bilmem ne. Çok acayip bir hal. Çok acayip bir hal. Bu ikisinin gerçekten dinlendirilmesi gerekiyor ve iyi değil psikolojileri. Orhan Kemal Cengiz biraz evvel dediğim şeyi biraz daha net ortaya koymuş. İstendiği kadar cilalansın, büyük lafların ardına gizlensin, muhalefetin attığı bir adım açık bir şekilde iktidara hizmet ediyorsa bu gizli ya da açık bir ortaklığın en azından beklentiye işaret eder. Bakın Hüda Kaya orada çocuklarıyla son cezaevi puzunu paylaşmış. Unutuldu. Haftalardır içeride. Üç gün girip çıkan bir gazeteci için ortalık ayağa kalkıyor. Hüda Kaya girerken ortalık ayağa kalkmadığı gibi haftalardır içeride kimsenin çıtı çıkmıyor. Neyse ki Celalettin Can tahliye edilmiş. Burada birkaç kere gündeme getirmiştik. Sağlık durumu son derece ciddi ve cezaevinde olmaması gerekiyor. Neyse ki Celalettin, Celalettin Can'la ilgili hak ihlali bir noktada artık bir yerde de tahliyesiyle mutlu sonla neticelenmiş ama hakkını aramalı. Kendisine eza cefa neyse bunu reva görenlerin görenlerden hukuk önünde hesap sormalı. Ama bugün ama yarın. Şimdi dizi meseleleri enteresan bir hal aldı. Dün bahsetmiştik Yılmaz Erdoğan'ın Yılmaz Erdoğan'dan inci taneleri. Bu bir sonuçtur demiştim. Yani toplum böyle bir noktaya geldikten sonra elbette Eşini öldürmekle suçlanan bir adam senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış falan diye dizi çekebilir. Ayrı bir konu. Yani bu bir ranta da dönüştürülebilir. Bu psikolojinin bir sonucu da olabilir. Bunun üzerinden romantizm de kasılabilir. Ayrı bir konu. Herkes ayağa kalkmıştı. İşte Yılmaz Erdoğan kendi hesabından paylaşmıştı. Görmeyen, izlemeyen kalmadı. Hatta bu şeyi alıntılayarak paylaşmıştı kendi Twitter hesabından. Senin aşkın değil sadece failin olmak da varmış. Yeni dizimiz başlıyor falan filan değil. Direkt o cümleyi şeye koyarak, e, öne çıkararak e, Twitter adresinden paylaşmıştı. Yeni bir dizi daha konuşuluyor. Kızıl Goncalar dizisiymiş. Özcan Deniz ve Özgün Amal başrollerdeymiş. Ben seyrettim o bölümü. O bölümün bir yerinde işte bu iki karakter karşı karşıya geliyor. Sağdaki Özcan Deniz, soldakini tanımıyorum. O soldaki Özcan Deniz'e diyor ki o vatan haini yetmez ama evetçi içeride mi diyor. Yani içeride mi derken yan odayı kastediyor. İçeride konuşmalar var falan. Yani acayip şeyleri böyle göndermelerle ve e, sakıncalı, şüpheli, problemli ilan ederek bir şey oturtuyorlar. Yani tek başına değil. Yani işte dizileriyle, medyasıyla, akademisiyle, kürsülerden topyekün ve bunu bütün mahalleler birlikte yapıyorlar. İktidara kızıp parmak sallarken dönüp toplumda ayrı bir mühendislik çalışmasına imza atıyorlar. Yetmez ama evet meselesi. Katılın katılmayın bir siyasi duruştur. Herhangi bir hükümetin politikalarına, herhangi bir iktidarın veya partinin politikalarına destek destek vermek ilelebet sizi destekçi, ilelebet yandaş yapmaz. Meran Akşener dün Ekrem İmamoğlu ile yan yana yürüyordu. Bugün yan yana yürümüyor. Ne yapacağız şimdi? Hain mi diyeceğiz? Dün yan yana siyaset yaptığı Akşener'den açıldığı için söylüyorum. Elini öptü tabir yerindeyse ise devlet bahçeliyle bugün farklı kamplara düşmüşler. Ne diyeceğiz? Ya o gün o politikalara destek veriyordu. Bugün destek vermiyor. Bu kadar basit. Buna, buna anlayış gösteriyorsun da ona niye göstermiyorsun? Ayrıca seçimde veya referandumda bir oy vermek kimseyi o destek verdiği politikalardan dolayı sorumlu yapmaz. Konuşma sen konuşamazsın bittin sen. Bu gerçekten Türkiye mahallelerine özgü bir şey. Kendi işlerinde inanılmaz şeyler. E, müsamaha. inanılmaz bir hoşgörü. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. Öbür tarafta bir cümleyle bir hareketle bir oyla karşı tarafı mahkum etme. Türkiye medya mahallesinin başta bütün mahallelerin gerçekten böyle bir kibri ve acayip bir şeysi var. Tarzı var yani. Dönelim. Gene siyaset. Çünkü Erdoğan'ın bütün dış gezileri ve dış politik temasları hep iç, içeride oy devşirmek içindir. Macaristan'a gitmiş, mutlu olduğu bir ülke, iyi anlaştığı bir e, lider. Orban o da otoriter bir lider. Erdoğan da öyle. Ve aralarından su sızmıyor. <laughs> Yalnız... Lafa bakar mısınız? Türkiye'nin AB üyeliğine Macaristan olumlu bakıyor. Ya Macaristan şu anda AB ile papaz ki zaten Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak. 2024'ün ikinci yarısında ne olacağını bilmiyoruz. Yani mesele AB falan değil ki. Mesele bu politikalar üzerinde yükselmek. Birazdan bakacağız. İsveç, F-16, F-35, Rusya, Afganistan, NATO, İsrail. Hepsinden kendi koltuğunu yürümeye veya o gün kendi koltuğunu korumaya ve o gün yürüttüğü politikada işte neyse avantaj sağlamaya dönük hamleler. Yani Avrupa Birliği ile Erdoğan yan yana gelecek son isimler, son örnekler yani. O arada Orban Erdoğan'ın hediye ettiği tok ve işte kendi kendisi de Erdoğan'a bir at hediye etmiş. En iyi anlaşmayı yaptım diyor bugüne kadar ki ben diyor bir beygir verdim karşılığında 435 beygir aldım. Hani 435 beygir gücündeymiş tok da falan. Yani togu Orban ne yapsın? Yani peşte de nerede kullansın? Ne yapsın? Servisi var mı? Başına bir şey gelirse ne olacak falan. Hani geçelim tamamen şey. Yani iç politik hamleler. Hani diyeceksiniz ki bir devlet başkanı götürüp yani bir arabanın şeyini mi yapar? Yani aylardır neyi yaşıyoruz? Geçeceğiz. Şimdi F16 F35 meselesine gelelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunanistan'da Yunanistan'a demiş ki sadece F-35'lere sahip olmakla 85 milyonluk Türkiye'ye herhangi bir tehdit oluşmaz. Önemli olan caydırıcı bir güce sahip olmaktır. Yunanistan'a böyle söylüyor kendince. Ömer Murat lafı güzel koymuş. Normalde Türkiye'nin 134 tane F-35 savaş yeti olacaktı. Yunanistan'ınsa sıfır. Dış politikayı da ekonomiyi yönettikleri gibi idare ettiklerinden gelinen nokta bu. Evet aynen böyle. Şu anda F-16 artık yani miadı dolmuş F-16'yı... E onarmak, devamlılığına sağlamak veya restore etmek için çabalıyorlar. Yedek parça pazarlığı yapılıyor tabir yerindeyse. Amerika Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliğini meclisten geçirin, ben de kongreden F-16'yı geçiririm filan dedi diyor. Yani bir kere Amerikan Başkanı'nın kongreden bir şey geçirme gücü yok. Oradaki dengeler her zaman değişiyor. Ayrıca kongredeki dengeler Türkiye aleyhine. İki, yani Hani İsveç'ten sen şu kadar adamı istiyordun bilmem ne olay demek ki F-16 pazarlığına geldi. Yani acayip bir şey. Selim Kuneralp de onu esasen kastediyor. Bundan kısa süre önce İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için olmazsa olmazların başında Türkiye'de aranan 75 ila 130 kişinin iadesi şartı öne sürülüyordu. Şimdi sadece F-16 satışlarının gerçekleşmesinin yeterli olacağı anlaşılıyor demiş. Engin Güler, Güner hedefimiz projesinde başından beri olduğumuz Bin kadar parçasını ürettiğimiz, milyarlarca para kazandığımız birçok ülkeye ve Yunanistan'a verildiği halde bize verilmeyen 5. nesil F-35 olmalıdır, F-16 değil demiş. Evet. Gündemdeki tartışmalardan biri nedir ne değildir bir sürü iddia var bilmiyorum. Atatürk fotoğrafını yakasına takmayı reddeden bazı teğmenler, iki, iki teğmen grubu bir araya girmiş. Hepsini e, açığa almışlar. Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'ndan bahsediyorum. Olay 10 Kasım'da olmuş. Bitmedi. Cemaatler birbirine girmiş, kimi gruplar namaz kıldırma kavgası, sen imam olabilirsin, senin arkanda namaz kılmam falan gibi. Ya arkadaşlar bunlar yani bu bir sonuç. Ne olmasını bekliyordunuz ki? Biz geçmişte cemaatlerden çok çektik, hala her yerdeler e edebiyatı devam ediyor son 48 saattir. Milli Eğitim Bakanı'nın son lafından harekette falan. Sinek avlamaya devam ediyorsunuz. Bataklık orada duruyor. Bataklık 17-25'tir. Bataklık 15 Temmuz'dur. Bataklık 16 Nisan 2017 referandumudur. Bataklık bu düzendir. Ve bu düzeni değiştirmek ve en azından eski normale dönmek için kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz. Anca bık bık. Yani Atilla Kıyat paylaşmış. Katılıyorum. Eski bir deniz oramiralidir. Askeri okullar kapatılırken yani tam olarak bilemiyorum oramiral rütbesinden mi emin oldu değil mi ama amiral öyle söyleyeyim. Askeri okullar kapatılırken suçlu suçsuz ayırmadan tüm öğrenciler okuldan atılırken emir kulu öğrenciler müebbet hapisteyken boşluk sözde mülakatlarla seçilip 6 ayda subay yapılanlarla doldurulurken tepki gösterseydiniz tuzlu olayı yaşanmazdı. Budur yani ne diyeyim ben bakın bir acayip Türkiye manzarası. Mardin milletvekili bu Süryanice Noel kutlama meselesi George Arslan Aslan diyor ki başka bir gezegenden gelmedik biz buranın yerleşik halklarıyız. Evine git diyen İyi Partili Lütfi Türkkan'a. Sen yokken benim atalarım burada imparatorluk kurdu diyor. E, bu olaylardan sıyrılmak nasıl olur bilmiyorum. Burada öyle konuşamazsın, böyle konuşamazsın. Yani Arapça ayet okumak serbest, Süryanice bir kutlama yapmak yasak öyle mi? Geçeceğiz ama zor. Yani yakın zamanda bu ruh hali nasıl değişir bilmiyorum. İktidarıyla, muhalefetiyle acayip bir noktaya evrildi. Ama her şeyin miladı orası. Bir kere daha altını çiziyorum. 17-25 rüşvet yolsuzluk skandalının 10. yıl dönümünde bu iş üzerine gidilmediği için ve Erdoğan'la Bilal'in o sıfırlama konuşması meşhur orada dururken ve bu ispat edilmiş, yalanlanamamış iken, montaj olmadığı da belgelenmişken bunun üzerine gidilmedi. Ve ondan sonra da her şey çorap söküğü gibi geldi. Ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Dış güçler out, operasyon in. Dış güçler, dış güçler meselesini parti gruplarında eleştiren siyasi liderler sonra da dönerler. O bize operasyon çekiliyor derler. Bir yayın daha böylelikle noktalıyoruz. Çarşamba manşet yok. Perşembe buluşmak umuduyla hoşça kalın.